Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç dinamik lideri Özgür Özel. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere, hazırız biz yine. Merhaba, merhaba güzel uşak, merhaba komşularım, merhaba hemşehrilerim. Güzel Manisa'mın komşuları, her geldiğimde bana sahip çıkan, beni büyük kalabalıklarla karşılayan, bağrına basan, iyi gündeki, kötü gündeki biricik hemşerilerim Uşaklılar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. İlklerin, ilklerin şehrindeyiz. Atatürk'ün, ey ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir dediği Uşak'tayız. Cumhuriyet'in kenti Uşak'tayız. İlk şeker fabrikasının temelini attığı şehirdeyiz. İstanbul'dan önce ilk elektriğin geldiği Uşak'tayız. Yunan askerlerinin komutanı Trikopis'in teslim olduğu, zaferin müjdelendiği milli mücadelenin kenti Uşak'tayız. Hepinizi yüreğinizdeki vatan, millet, bayrak ve yeri dolmaz Atatürk sevgisine olan hayranlığımla selamlıyorum. İyi ki varsınız. Bugün her seferkinden farklı bir şekilde geldik. Bundan önce seçimlerde geldik. Seçim olmadığı zamanlarda geldik. Referandumlarda geldik. Ama bu sefer Uşak'ın derdine derman olmak için, sıkıntılarını çözmek için, bu sorunları bilen, uzun yıllardır bunu meclis kürsülerinde söyleyen, emek veren bir kardeşimi size emanet etmeye, Uşak'ı da ona emanet etmeye, Uşak'ın şehremini belediye başkanı olmak için size Özkan Yalım'ı emanet etmeye geldim. Yıllar var Özkan'la. Özgür Başkan, özgür Türkiye. Özgür Başkan, özgür Türkiye. Özgür Başkan, özgür Türkiye. Teşekkür ederim. Bizim anons yapan arkadaşımıza da diyorum ki, kardeşim Uşak'a niye geldik? Sen beni övüyorsun, beni anons ediyorsun. Siz de bana tezahürat ediyorsunuz ama bugün Özkan Yalım'ın günü. Bir duyalım bakalım Özkan Başkan seslerini. Bir duyalım. Özkan Başkan başkanlığa, onun başkanlığı Uşak'a çok yakışacak. Yıllardır birlikteyiz, el eleyiz, omuz omuzayız. O gitti, milletvekilliğinden sonra sevgili Ali Karoğlu'na geldi. Onunla birlikte Uşak'ın sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz. Ancak her yerde sorun olur. Ama Uşak'ınkiler olabilecek gibi değil. Olabilecek gibi değil. Yahu koskoca ilklerin şehrinde, ilk şeker fabrikasının, ilk elektriğin geldiği şehirde devlet hastanesi olmaz mı kardeşim ya? Devlet hastanesi olmaz mı? Mevcut hastaneyi kapattılar, iki hastaneyi. Yerine iki hastane yapacağız dediler. Şimdi sadece eğitim araştırma hastanesiyle
tedavi olunmaya çalışılıyor, hizmetler aksıyor. Doktor randevuları çok geç geliyor. Ayrıca çevre yolu Binali Bey'in Ulaştırma Bakanı iken 3,5 yılda bitireceğim dediği çevre yolu 11 yıl oldu. Tamamlanmadı. Ancak %65'i kullanıma açıldı. Bir diğer mesele Uşak'ın havalimanı. Ne güzel havalimanı var. 2020 yılında 7500 yolcu uçmuş. 2023 yılında düşe düşe 57'ye düşmüş. Niye? Çünkü Zafer Havalimanı'na uçuş garantisi verdiler. Uşak Havalimanı'nı yok olmaya terk ettiler. Uşak'ın Cumhuriyet'ten olan bütün kazanımları, bütün yatırımları, hastane dahil elden gidiyor teker teker. Bunu kabul etmek, buna sessiz kalmak mümkün değil. Buna itiraz ediyoruz. Uşak'ın hakkını sonuna kadar arayacağız. Türkiye'de 4 tane kadın il başkanımız var. Bu bizim için çok üzüntü verici bir durum. Ama benim memleketimde de hemen komşu memleketimde, sizin memleketinizde de birer kadın il başkanımız var, meslektaşım var. Onun için de sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Başkanım, sana şaşıracağım bir şey göstereceğim. Bütün Türkiye'de oluyor ama bu kadarını hiç tahmin etmiyorsundur. Meydandaki emekliler bir el kaldırsın. Meydanın neredeyse %80'i emekli. Peki 10 bin lira alan en düşük emekli maaşını alanlar kaldırsın. Neredeyse hepsi. Türkiye'de en büyük yangın şu anda emeklilerde, emeklilerin evlerinde, mutfaklarında, sofralarında, cüzdanlarında. Onların okuttuğu çocukların, varsa torunlarının beklentileri eskiden dedesi, anneannesi, babaannesi maaş alacak, onları güldürecekti. Şimdi ayın sonu gelmiyor. Recep Tayyip Erdoğan 3 Kasım 2002 günü geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 17 bin lira. Yani o düzeni bozmasaydı bugün en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Ama bugün 10 bin lira veriyor. Geçen sene 7500'dü. Dedik ki enflasyon çok yüksek. Bunu mutlaka arttır. En azından asgari ücrete kadar çıkar. Ama ne 25 yaptı ne 17 yaptı. Sadece %33 zamla emekli maaşını 10 bin lira yaptı. O 10 bin lirayla geçinmek mümkün değil. Ben bunu dedim ki emeklinin sorununu söz verdim. Her yerde anlatacağım diye her yerde bir örnekle anlatıyoruz. Örneğin Afyon'da biraz önce şu hesabı yaptık. Geçen seneki en düşük emekli maaşıyla alınan sucuk 19 kilo. Bu seneki en düşük emekli maaşıyla Afyon sucuğu alırsan 11 kilo. Yani geçen yıldan bugüne emeklinin dolabından, sofrasından, kursağından 8 kilo sucuğu çalmışlar. Afyonlular bağırıyordu. 8 kilo sucuk kayıp, 8 kilo sucuk.
Şimdi burada bir başka hesabı yapalım. Bunu ilk kez Uşak'ta söyleyeceğiz. Biliyorsunuz Ramazan geliyor. Tarım Kredi Kooperatiflerinin mağazaları da biliyorsunuz Ramazan kolisi satıyorlar. Bu koliyle en düşük emekli maaşıyla 29 Ramazan kolisi alınabiliyorken bu sene en düşük emekli maaşıyla 22 Ramazan kolisi alınabiliyor. Yani 7 Ramazan kolisini düşünün. 7 tane çiçek yağı, 7 tane siyah zeytin 7 kilo, 7 tane 1 kiloluk bulgur, 7 tane 1,5 kilo fasulye, 7 tane pirinç pilavı yapmak için beyaz pirinç, 7 kilo nohut, 7 kilo tereyağı, tamamı kötü ekonomi yönetimi yüzünden ve Tayyip Erdoğan'ın emekliye kaynak ayırmaması yüzünden elinizden gitti. 200 lira ilk çıktığında şuradaki kuyumcuya gidip de dolar almaya kalktığınızda 131 dolar alıyordunuz. Şimdi 6 dolar. Bakın paradan 6 sıfır atıldı. Paranın değeri değişmeden hesap kolaylığı için 6 sıfır atıldı. Onunla övünüyor değil mi? O paradan 6 sıfır atıldığında 2009'daki en büyük banknot 200 lira 131 dolar alırken bugün sadece 6 dolar alıyor. Şaka gibi. Ülkeyi getirdikleri nokta budur. Bir başka hesap. Israrla söyleyeceğiz. Emekliler bunu duysun, emekliler bilsin. Biliyorsunuz ilk emeklilere bayram ikramiyesi nasıl verildi? Hakkını teslim edelim. Buradan bir de selam yollayalım. Vallahi de billahi de Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde verildi. 2015'te dedi ki iki bayramda birer maaş ikramiye. Bunlar olmaz dediler. Sonra baktılar seçim gidiyor. Biz de vereceğiz dediler. 2018'e kadar kulaklarının üstüne yattılar. Seçim gelince 2018'de ilk kez 1.000 lira verdiler. Biz olmaz dedik. Bir asgari ücret ver dedik. Yetmez dedik, beğenmedik. O gün itiraz ettiğimiz 1.000 lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. Bugün 3.000 lira veriyor ya, 5.000 demişlerdi, 3.000 de bıraktılar. Ne kadar dana kıyma alıyor? 6 kilo. Yani sadece bayram ikramiyesinden, bayram günükü sofradan 6 kilo kıymayı yine çalmış durumdalar. Dur, yuğlama. Ne yapacağımızı biliyorum. Yuğlama. Ben Tayyip Erdoğan'a diyorum ki gel diyorum emekliye bir emekli kart çıkaralım. Gel diyorum ayda 7.000 lira emekliye seyyanen fark verelim en düşük emekli maaşı alana. Gel diyorum elektrik, su, doğalgaza emekliler için %25 ila %40 indirim yapalım. Kabul etmiyor. Tuhaf hesaplar yapıyor. Ben diyor emeklilere asgari ücret verirsem 1.4 trilyonum gider diyor. Ben hesapladım yarısı yetiyor. Ama o para yok diyor ya. Ya nasıl yok? Hesaplara bir bakıyorsun. Şu İliç'te 9 insanı götüren hani madenci paraları istiflerken kumu da toprağı da böyle dağ yapmış istiflemiş ya, döküldü 9 kişiyi yuttu. O şirketin tam 222 milyon lira vergi borcunu affetti. Bütün Türkiye'de
bütün Türkiye'de vazgeçtiği gelirlerin toplamı, yani şirket kar etmiş, beyanname vermiş, vergisi çıkmış, tam ödenecekken Plan Bütçe Komisyonu'na Tayyip Bey'den bir talimat, altın çıkaran şirketlerin, kömür çıkaran şirketlerin, yandaş müteahhitlerin, beşli çetelerin vergi borçlarını siliyor. Toplam 690 milyarla bir yılda bu kadar gelirden vazgeçti. Size lazım olan para da sadece bu kadar. Ben diyorum emekliye verelim, o para yok diyor. Ama uçan saraya buluyor. Yüzen saraya buluyor. Kışlık saraya buluyor. Yazlık saraya buluyor. Bin odalı sarayda bir emekli maaşını ne kadar zamanda tüketiyorlar dersiniz? Biri diyor 20 dakika yanlış. Biri diyor 1 dakika yanlış. Tam 26 saniyede senin maaşı yiyip bitiriyorlar. O yüzden şunu söylüyorum. Tayyip Bey emekliye para yok diyor. Peki 31 Mart'ta Tayyip Bey'e oy var mı? Oy var mı? Oy var mı? Bundan sonrasını o düşünsün. Bundan sonrasını o düşünsün. Ya sizin sesinizi duyacak? Ya sizin sesinizi duyacaklar ya da bu seçimlerde artık kimse, hiçbir AK Partili, hiçbir MHP'li bu kadar zamma, bu kadar enflasyona, bu kadar hayat pahalılığına dayanamaz. O yüzden ben buradan bütün Uşak'taki herkesi şuna davet ediyorum. Geçen seçimleri Cumhur İttifakı kazandı. Ama elindeki güçle kimseyi görmüyor. Onun gücünü yerel seçimlerde dengelemek lazım. Bunun için de yerelde güçlü bir ittifak lazım. O ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Herkesi Türkiye İttifakı'na davet ediyorum. Türkiye İttifakı'nda elbette sosyal demokratlar var. Ama yalnız değiliz. Türkiye İttifakı'nda milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var. Onlar bu AK Parti devam etsin istemez. Onlar saray rejimi devam etsin istemez. Onlar bu zamlar, bu baskılar, bu zulümler devam etsin istemez. Onun için bütün iyi insanları, geçmiş seçimlerde birlikte olduğumuz, listelerimizde yer alan, ittifak yaptığımız bütün ortaklarımızın çok kıymetli seçmenlerini, hayat pahalılığına dur demek için, yoksulluğa dur demek için, enflasyona dur demek için, bundan sonra gençler ümidini kaybedip de hayata küsmesinler diye, esnaf borcunu ödeyemeyip iflas noktasına sürüklenmesin diye, çiftçi daha Mayıs ayında 19 lira olan mazot 40 lira oldu, çiftçinin hali perişan, artık çiftçinin durumuna bir dur denilsin diye hep birlikte Türkiye'deyiz, Türkiye İttifakı'ndayız. B-
Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz. Ama daha bir saat önce Malatya'da Tayyip Bey miting meydanlarındaydı. Yeniden Refah Partisi'ne, Erbakan Hoca'nın oğluna demediğini bırakmadı. Geçtiğimiz günlerde ip çambası demişti. Bugün de demiş ki sırf bana kaybettirmek için türlü türlü numaralar çekiyor demiş. Bakın geçen Mayıs ayında Tayyip Bey yeniden Refah'ı ittifakına aldı ve ondan kıymetlisi yoktu. Hatta diyordu ki Erbakan hocamın esas partisi budur. Oğlu buradadır. Gelini buradadır. Damadı buradadır. Kızı buradadır diyordu. Herkesten o istiyordu. Ne yapmış yeniden Refah? Sadece bir belediye başkan adayı çıkarmış. Ondan kötüsü yok. Hakaretler, iftiralar, sert söylemler, tehditler ve basın mensupları sorunca ben onun adını anmam diyor. İşte bir tarafta eski dosttan düşman olmaz diyen, herkesi kucaklayan Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye İttifakı, işte bir tarafta Erbakan Hoca'nın oğluna dahi hokkabaz diyen, cambaz diyen, hedef gösteren, ağzına geldiğini söyleyen Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı korku ittifakıdır. Tehdit eder, küfür eder, kötü ses söyler, hedef gösterir, şeytanlaştırır, terörist ilan eder, hain ilan eder. Türkiye İttifakı ise iyi sözden şaşmaz. Milli takım gol atınca kim seviniyorsa Türkiye İttifakı'ndadır. Filenin sultanları şampiyon olunca kim seviniyor, ağlıyorsa Türkiye İttifakı'ndadır. Madem Ekrem Başkan'ın sloganını dediniz, Tayyip Bey'in hiç sevmediği ama Trabzonluların çok sevdiği, Türkiye'de de duyan herkesin hoşuna giden bir şey var. Bakın, şimdi Ekrem Başkan'la Tayyip Bey, ikisi de Karadenizli. Şimdi ben Tayyip Bey'e diyorum ki, daha doğrusu Trabzon'a gittiğimde Trabzonlulara diyorum ki, Ekrem Başkan İstanbul'dayken Trabzon'da kaç milletvekiliniz vardı? 4 diyorlar. Kaç bakan vardı? 4. Etti 8. Trabzon'un büyük şehri kimde? AK Parti'de 9. Trabzon'un merkez ilçesi kimde? AK Parti'de 10. Peki size hafif raylı sistem, bir küçük tramvay yapıldı mı? Yok, yapılmadı. 10 tane AK Partili Trabzon'a bir tane tramvay yapamadı. Bir tane Trabzonlu İstanbul'da 10 tane metro yapıyor. 10 tane. Şimdi dün Mansur Başkan'la beraberdim. Mansur Başkan'a dedim ki Yarın Uşağı Özkan'ın yanına gideceğim. Özkan'ın dedim projeleri var. Örneğin aynı Mansur Başkan gibi. Mansur Yavaş tam 25 ay oldu. En düşük emekli maaşı alan, geliri düşük olan, asgari ücretin altında olan emekliye 1000 lira Ankara Kart'a yatırıyor. Özkan Yalım da
aynısının sözünü veriyor. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'a dedim ki hem bir kilo et projesi, hem doğalgaz, hem emekliye katkı çok önemli projeler. Biliyorsunuz Yılmaz Büyükerşen genel koordinatör oldu. Belediyelerin iyi hizmetlerde birleştirilmesi için çalışacak. Ama dedim ki Mansur Başkan, Özkan bizim için kıymetli. Uşak benim için çok kıymetli. Oraya gidip bir müjde verelim. Onun da olurunu aldım. Uşak Belediyesi CHP'li olunca, Özkan Yalım belediye başkanı olunca kardeş belediyecilik projesiyle Mansur Yavaş'la kardeş belediye oluyorsunuz. İnanılmaz katkıları olan bir iştir. Oranın iş makine parkı, oranın hizmet araçlarından fazla olanı, bakıma ayrılanı, ihtiyaç fazlası olanı ya da protokollerle burada yapılacak parklar, hizmet binaları, Büyükşehir Belediyesi'nin bir il belediyesiyle yaptığı kardeş belediye protokolüyle o şehrin çehresi değişiyor. Herkes sırada. İstanbul'la ve Ankara'yla kim kardeş olacak diye, vallahi Özkan kardeş olacak. Uşak Belediyesi Ankara'nın kardeş belediyesi olacak. Şimdi yağmurun altında tutmayayım. Şunu söyleyeyim, şunu sorayım size. 31 Mart'ta siz Özkan Başkan'ı belediye başkanı yapmaya var mısınız? Var mısınız? 31 Mart'tan sonra Uşak'ta herkesin yüzünü güldürmeye, belediyenin kapılarını ardına kadar açmaya, hangi partiden olursa olsun, oy verdiği parti ne olursa olsun, herkese eşit davranmaya var mısınız? Demin Demin gelirken Afyon'dan geldim. Çok yakın arkadaştırlar. Burcu Başkan'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşaklılara, tüm Afyonlulara açıktır. Şimdi Türkiye İttifakı'nın renkleri ay yıldızlı al bayraktandır. Şimdi o rengi birlikte ben söyleyeyim siz tekrar edin. Kırmızı, 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 en büyük, en büyük, en büyük, Türkiye'yi seviyoruz, Uşağı seviyoruz. 31 Mart günü sizden büyük bir başarı, büyük bir zafer ve Uşak Belediyesi'ni istiyoruz. Hepinizi seviyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, çok teşekkür ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e.
güzel mi güzel? Ve şimdi belediye başkan adaylarımızı buraya davet ediyoruz. Biliyorsun değil mi? Çalışmaya aşığız, evet. Durmak yakışmaz. Etem Erdem, Banaz belediye başkan adayımız. Duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yılmaz Tosan, Eşme belediye başkan adayımız. Yetişiriz her yere, hazırız biz. Ramazan Karakaya, Karahanlı belediye başkan adayımız. Nurettin Kosaklı, Sivaslı belediye başkan adayımız. Selim Saka, Ulubey belediye başkan adayımız. Refik Tuncay, Banaz Kızılca Söğüt belde belediye başkan adayımız. Ramazan Dönmez, Sivaslı Tatar belde belediye başkan adayımız. Naci Akyürek, Sivaslı Pınarbaşı belde belediye başkan adayımız. Ali Erbezci, Sivaslı Selçikler belde belediye başkan adayımız. İşte 31 Mart'ın dev kadrosu. İşte Uşak, işte Cumhuriyet Halk Partisi. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıyla, sevgiyle, coşkuyla selamlıyoruz. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder. Uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Genel Başkanımız Özgür Özel ve uşağımızın belediye başkan adayları bu güzel meydandan tüm Türkiye selam olsun. Yorulmak yok hiç bizlere, işimiz gücümüz Türkiye. İşimiz gücümüz Uşak.